etkinliklerle ilgili ve güncellemelerle ilgili detayları okuyacağım ve size açıklamaya çalışacağım. Yamamızın boyutu yaklaşık 1 GB. Ve 3 tane etkinliğimiz var. Kimyayla ilgili eklemeler gelmiş. Eklemeler ve düzenlemeler. Kimya, yaşam. Bu güncellemede kimya faaliyetleri için gerekli olan temel malzemeler olan iz, bitki özü, meyve, toz, diğer temel malzemelerin tedarikini genişlettik. İz, bitki özü, meyve ve diğer malzeme eşyalarının oluşturması ve tüketim miktarını kontrol ettiğimizde bunların bileklisit dünyasında çok fazla bulunduğu kanaatine vardık. Bileklisit dünyasında her gün biriken malzeme eşyaların sayısı artıyor. Ancak mevcut fiyatlarla merkez pazarda ticarete konu edilmiyor. Bu tür bir durumun ortaya çıkmasının en büyük iki nedeninin olduğunu düşünüyoruz. Birincisi, şu anda sahip olduğumuz eşyaların hemen kullanılacak bir yerinin olmadığı durumlarda kullanmamak ve depoda saklamak. İkincisi, merkez pazarda satmak istediğimizde elde edilecek gümüş paranın değeri düşük olduğu için ileride kullanabileceğimiz durumları göz önünde bulundurarak satmamak ve depoda saklamak. Bu tür bir durumu çözmek için doğrudan kullanılmayan malzemelerin merkez pazarda satılmasını teşvik etmek için bu ham maddelerin fiyatının yükselmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak ham maddenin fiyatı yükseldiğinde ilgili sonuç ürünlerin iksir ve benzeri fiyatının da yükselmesi ve maceracılara yük getirmesi olasılığıdır. Yani olasıdır. Bu nedenle toplama tedariki genişleterek doğrudan elde etme durumunda daha fazla miktarda elde edebilme imkanını düzenledik ve yeni tedarik kaynakları da ekledik. Bu durumları sürekli olarak araştırarak tedarik miktarını düzenleyebilmek için çalışmalarımızı devam etmektedir ve aynı zamanda iksir fiyatı da istikrarlı hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca biraz istikrar sağlandığında bununla uyumlu olarak importör teslimatını da düzenlemeyi planlıyoruz. İlerisi için de görüşünüzü beklerken hem kimyayı seven maceracıları hem de merkez pazardan satın alarak kullanan maceracıları memnun edebilmek için düşünüp düzenlemeye devam edeceğiz. Yani demek istediği o importörlük teslimatında dengesiz bir şey vardı. İksir pahalıydı. İksiri takas ettiğinde zarar ediyordu. Hiçbir işe yaramıyordu. Bu yüzden bir düzenleme yapacaklarını söylüyorlar. Bence mantıklı olması gerekiyor. İz eşyaları. Yaşam içeriği olan kimyanın temel malzemelerinden olan iz eşyalarının elde edebileceği yerler ve elde edilebilecek miktarları arttırıldı. Üretim bağlantı noktası aracılığıyla birlikte miktar artarken aynı zamanda kimya yaparken ek görevlerle desteklenebilecek iz eşyaları miktarı da arttı. Ayrıca av sahalarında canavarları öldürerek elde edilebilecek miktar da artarken toplama faaliyetleriyle de izleri temin etmek mümkün. Canavarları yok etme, kimya toplama, üretim bağlantı noktası ile ilgili iz eşyalarının genel tedariki arttı. Farklı yollardan iz eşyalarını temin ederek daha rahat bir şekilde kimya faaliyetlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu böyle bir şey olursa ben kimyacılığa başlayabilirim. Üretim bağlantı noktası. Aşağıdaki bölgelerde üretim bağlantı noktasında elde edilebilen iz eşyaların miktarı aynı saat dilimine göre yaklaşık 2 kat arttı.
Heme Adası, Doktobe Ormanı, Bayambao Vadisi, Altı Domuz Mağarası, üretim bağlantı noktalarında ise iz eşyaların miktarı aynı saat dilimine göre yaklaşık 5 kat arttı. Kaynak izi, giriş harabeleri, gençlik pınarı, Şirek Hanım hafıza izi, Şirek Hanım mezarı, Heme Adası, Seyyah Tapınağı, Tevazu, toprak izi, kadim taş odası, kadim harabeler, kazı alanı, Doktobe Ormanı, Bayambao Vadisi, yükseliş izi, kadim taş odası, sürekli terk edilmiş demir madeni, Doktobe Ormanı, avizi, giriş harabeleri, Laini çiftliği harabeleri, orman izi, Bernoğanto çiftliği, Ruh ağaç kökü, diş perisi ormanı, vahşet izi, Lançi çiftliği harabeleri, altın domuz mağarası, savaş izi, uykuya dalmış mezar, Bernanto çiftliği, umutsuzluk izi, manşe ormanı, ruhu ağaç kökü, ölüm izi, yıldız mezarı, Zivert tepeleri, çiftet izi, yıldız mezarı, ayrık dağı, manşe ormanı, kaos izi, kadim harabe, kazı alanı. Bu şekilde izlerin nereden çıktığını da yazmışlar. Gayet güzel. Ek görev, kan türleri, yağ türleri, parfüm türleri, iksir türleri ve öz türleri eşyaları sentezlenirken, yani bunları yaparken belli bir olasılığa göre görev elde edilebilir. Ek görev, Dalişan'ın basit sınavı bir görevinde 3 tür seçim ödülü arasındaki iz eşyasının sayısı 300'den 500'e çıktı. Aşağıda bunları belirtmişler. Efsanevi canavar kanı X40 yap. Bunda katkı XP 500, tamamlama ödülü bir tane seçilebilir. Yükseliş, şiddet, toprak, umutsuzluk, orman izi ve kimya XP'si 81. Yani ben burada kimya XP'si 81 seçebilirim, yani kimya levelim düşük olduğu için. Diğer bir görev, günahkar kanı X40 yap. Kimya XP 8000, dalga kaynak, ölüm, savaş izi ve ana ödül katkı puanı 500 XP. Palyaço kanı X40 yap. Ana ödül katkı puanı 500 XP. Tamamlama ödülü vahşiyet, hafıza, kaos, av izi 500 tane alabiliyorsunuz. Ve kimya XP'si 80.000. Bunlardan bir tane seçebiliyorsunuz. Toplama faaliyetleriyle birlikte iz elde etme ve toplama ticaret eşyalarının kaldırılması. Evet, güzel olmuş bu. Toplama sırasında elde edilebilen ticaret eşyaları toplama malzemesinin türünü ve özelliğine göre farklı türlerde elde edilebilir. Ancak uzunca bir süre fiyat değişiklikleri olmadığı için şu anda anlamsız bir durum haline gelmiştir. Bu ticaret eşyalarının fiyatını ayarlamak ve kullanım yerini değiştirmek gibi çeşitli düşüncelerde bulunduk. Ancak ticaret eşyasının yüksek ağırlığı nedeniyle uzun süre toplama yapan macerciların yaşayacağı rahatsızlığın daha da büyük olacağını düşünerek cesurca silmeye karar verdik. Ayrıca şu anda eksiklik yaşanan iz işleri ek ödül olarak ekleyerek toplama faaliyetlerinin beklentiyi arttırmak istiyoruz. Her toplama faaliyet türüne bağlı olarak toplama ticaret eşyası yerine iz eşyaları elde edilebilecek şekilde ekleme yaptık. Her bir toplama faaliyeti aracıyla aşağıdaki iz eşyaları elde edilebilir. Madencilikte mücevher takılı taş kaldırıldı, toprak izi elde edilebilir. Çapa toplama, dişi kermes kaldırıldı, orman izi elde edilebilir. Odunculuk ve sıvı toplamada el değmemiş böcek amberi kaldırıldı, yükseliş izi elde edilebilir. Kan toplamada kristalize kan kaldırıldı, hafıza izi elde edilebilir. Kan toplama, iyi parlatılmış ayak tabanı kaldırıldı, ölüm izi elde edilebilir.
Tabaklama, kapalı gaga kaldırıldı. Vahşi dizi elde edilebilir. Gerçekten güzel oldu. Olmuş. Şöyle toplama ticaret eşyası elde edildiğinde kazanılan toplama eksi puanı toplama yoluyla izi elde edildiğinde kazanılır. Toplama faaliyetlerinde elde edilen izi eşyaları kirpi gibi toplama miktar artışı yeteneği etkilenir. Gayet güzel. Toplama ticaret eşyasının silinmesine bağlı olarak ilgili eşyaların gerekli olduğu görevlerin, hedeflerin Peri'nin nefesi eşyası olarak değiştirildi. Gayet güzel olmuş. Yani Igor Bartali'nin kanı tabi istiyordu sanırım. Viyana'dan alınabilecek günlük toplama görevleri tek bir ortak toplama görevi olarak iyileştirildi. Her seviyeye göre 1 ile 5 adet çok miktarda Peri'nin nefesi elde etmeyi hedeflemektedir. Gayet güzel. Bitki özü eşyaları demiş. Yaşam içeriği olan kimyanın temel malzemelerinden olan bitki özü eşyaların elde edilebilecek miktarı arttırıldı. Üretim bağlantı noktasında sürekli olarak elde edilebilecek miktar arttırılmış ve böylece normal zamanlarda daha fazla bitki özü elde etmenizi mümkün hale gelmiştir. Ayrıca ihtiyaç durumunda doğrudan toplama eşyaların temel elde etme miktarı arttırılarak ihtiyacınıza göre daha fazla bitki özü elde etme imkanı sağlanmıştır. Küçük bir eğlence unsuru olarak sıvı toplama sırasında Afro ile karşılaşarak onun topladığı bitki özünün bir kısmını alabilirsiniz. Kimya dışında da bazı üretimlerde büyük miktarda bitki özü gerektiğinde artık merkez pazarda sipariş bekleme yapmadan doğrudan toplama yoluyla temin edebileceğinizi umuyoruz. Üretim bağlantı noktası. Aşağıdaki bölgelerde üretim bağlantı noktalarında elde edilen bitki özü miktarı arttı. Akciğer bitki özü, çam bitki özü öncesine kıyasla 1,5 kat artmış. Karavası sedir bitki özü öncesine kıyasla 5 kat arttı. Diğer bitki özleri öncesine kıyasla 2 kat arttı. Dikenli ağaç bitki özünü elde edebileceğiniz yerler. Dikenli ağaç ormanı, bıçak ağzı patikası, sürünen ağaç bitki özünü elde edebileceğiniz yerler. Sürünen orman, akça ağaç bitkisi özü elde edebileceğiniz yerler, kale harabeleri, Medya Kuzey Yaylaları, Boğan Bay Vadisi, yaşlı ağaç bitki özü elde edebileceğiniz yerler, Gargo Kayalık Kemeri, Emekler Kamyonu, İris Kanyonu, Diş Budak bitki özü elde edebileceğiniz yerler, Ehvaz Tepesi, Sedir bitki özü elde edebileceğiniz yerler, uzun yapraklı ağaç karakolu, kaktüs özü elde edebileceğiniz yerler, Seyyas Cenneti Tapınağı, Kuzey Kum Tepesi, Karaovası, Sedir Bitki Özü elde edebileceğiniz yerler, Yeşim Yıldızı Ormanı, Yüzgar Nol Yuvası, Çam Bitki Özü elde edebileceğiniz yerler, Maria Mağarası, Kimut Oduncu Tapınağı, Bonnaha Beldesi, Honklip Karakağı, Akasya bitki özü elde edebileceğiniz yerler, taş kuyruk çoraklığı, palmiye bitki özü elde edebileceğiniz yerler, Tidjun Vadisi, yosun bitki özü elde edebileceğiniz yerler, gölgeli ağaç ormanı, kuş bitki özü elde edebileceğiniz yerler, biri ağacı harabeleri, kimut oduncu kampı, kökler bitki özü elde edebileceğiniz yerler, manşe ormanı, Dorman'ın oduncu kampı, Piyonel Kulübesi, Ryujia bitki özü elde edebileceğiniz yerler, Dorman oduncu kampı, beyaz sedir bitki özü elde edebileceğiniz yerler, Erik Tapınağı, Medya Kuzey Yaylaları, toplama faaliyetleri temel elde edilen miktar. Gelelim. Şimdi ağaçtan sıvı topladığında elde edilebilecek aşağıdaki temel toplama eşyası olan bitki özlerinin miktarı arttırılmış. Minimum 2 tane, maksimum 4 tane yerine minimum 3 tane, maksimum 5 tane olmuş. Toplama becerisi 2000 olarak baz alınıp sıvı özü toplama miktarı minimum x 10, maksimum 20, minimum x 15, maksimum 25 olarak değiştirilmiş. Elde edilen miktarı artan bitki öz eşyaları aşağıda belirtilmiş. Diş budak, akçaağaç, çam, kuş, köknar, sedir, beyaz sedir, akasya, yaşlı ağaç,
Palmiye, kaktüs, yosun, sürünen ağaç, kuaça, dikenli ağaç, karavası, sedir, bitki özü eklenmiş. Bunlar değişen eşyalar bunlar. Toplama faaliyeti afuru. Nadir hazineleri gözüne kestiren mezar soyguncusu afuru bitki özünü elini sürmeye başladı. Ağaçlardan bitki özü toplarken gizlenmiş afuruyu keşfedebilirsiniz. Ormanı düşünmeden aşırı miktarda bitki özü toplayan afuruyu azarladığınızda afurunun topladığı bitki özünü alabilirsiniz. Afuru yaşam becerilerinden etkilenmez ve mini oyun etkinken karşılaşmazsınız. Afuru'yu 3 dakika boyunca azarlayamazsanız afuru kaçar. Afuru çağrıldığında başka bir afuru çağrılamaz. Güzel. Meyve eşyaları. Yaşam içeriği olan kimyanın diğer malzeme, önemli malzeme eşyaları olan meyveler çoğunlukla çiftçilik ve toplama yoluyla elde edilir. Çiftçilikle ilgilenen kişiler artan miktarlar sayesinde daha fazla meyve biriktirebilirler. Gizemli tohum aracıyla daha fazla meyve elde etmek isteyenler ise daha da fazla meyve elde ederler. Ayrıca çöp toplamı sırasında çeşitli meyvelerin bol miktarda elde edilmesi meyve tedarikinin yükünü azaltmıştır. Gizemli tohum aracıyla elde edilen mahsuller bitki yetiştiriciliği yaparak elde edilen meyve miktarı öncekine kıyasla 1,5 kat arttı. Çiftçilik normal mahsuller bitki yetiştiriciliğiyle yapılarak elde edilen meyve miktarı öncene kıyasla 1,33 artmış. Toplama faaliyetleri çöpe toplama yoluyla elde edilen tüm meyve miktarların olasılığı öncekine kıyasla 1,7 arttı. Ancak gömülü iz aracıyla elde edilen meyve miktarı değişmedi. Kimya yan ürünü gizemli katalizatör, toz eşyası takası. Temel eşya malzemeleri arasında bulunan toz eşyalar, üretim bağlantı noktası aracılığıyla büyük miktarda elde edilebilir. Büyük miktarda mevcuttur, pasif durumdadır. Belirli bir ürüne kimya yapılabilecek ya da duruma bağlı olarak toz eşyalarına ihtiyaç duyulduğunda gizemli katalizatör aracıyla geçici olarak temin edilecek şekilde takas seçeneği eklenmiştir. Kimya sentezi sırasında belirli bir olasılıkla elde edilen gizemli katalizatör eşyası toz eşyalarını takas etme seçeneği eklendi. Gizemli katalizatör X10 vererek alev tozu, yarık tozu, toprak tozu, zaman tozu ve X200 takas edebilirsiniz ya da pırıltılı toz X5 elde edebilirsiniz. Kimya sırasında istenmeyen sonuçlar. Kimya sentezi sürecinde belirli olasılık dahilinde çeşitli eşyaların elde edilmesi, kimya aracıyla farklı eşyaların sentezlenebiliyor olması özelliğinin daha da vurgulanması amacıyla başladı. Ancak şu anda kimya yapabilmek için birçok envanter ve depo stoku gerekmektedir. Bunun kimyaya başka bir giriş engeli oluşturduğunu düşündük. Bu nedenle kullanılan düşük olan un ve kızartma yağı gibi ürünleri düzenledik ve kullanım yüksek olan değerli eşyaları elde edilmesi için ekleme yaptık. Dinen eşyalar buğday unu, kızartma yağı, yıkım koruma yaşam ruhtaşı, yeşil mavi seviye, erimiş altın parçası, altın külçe, kırık kimya taşı parçası, kalıcı yaşamın kaynağı. Eklenen eşyalar bilinmeyen tohum, yanan ruh kalıntıları, kimya taşı parçası, ölü ağaç özü. Güzel, bu bayağı iyi. Bazı istenmeyen yan ürünlerin silinmesiyle aşağıdaki istenmeyen yan ürünün elde etme oranı hafifçe yükseltildi. Kron taşı, hafıza parçası, sert kara kristal parçası, altın külçe 10G, ham renkli kristal, kadim ruh tozu, metal çözücü, mücevher parlatıcı, beyrek sıvı reaktifi, saf toz reaktifi, yenilenme yağı, fırtına yağı, yozlaşma yağı, günet yağı, altın külçe 1G, karataş, silah, karataşdır. Bunlar gayet güzel olmuş. Yani oranı yükseltilmiş yani. Bilinmeyen tohum. Kimya malzemeleri arasında en nadir olan makarna mantarının elde edebileceği yerleri genişlettik. Daha önce sadece belirli yerlerde veya av sahalarında toplama faaliyetleriyle elde edilebilirdi.
ancak artık makarna lifi ile geliştirerek de elde edilebilir. Fakat bir topluma eşyası olduğu için nadirliğini korumanın önemini olduğunu düşündük. Bu yüzden makarna mantarı lifi bitki yetiştiriciliği ile elde etmek mümkün olmayacak. Sadece hasat yapılan bir yapı şeklinde hazırladık. Kimya sırasında düşük bir olasılıkla edildiği için sık sık kimya yapan maceracıların doğal olarak elde edilip kullanabileceklerini umuyoruz. Bilinmeyen tohum. Kimya sürecinde düşük bir olasılıkla bilinmeyen tohum elde edilir. Bilinmeyen tohum X1 ve makarna mantarı X1 basit kimya birleştirilirse makarna mantarı lifi elde edilir. Makarna mantarı lifi mahsulü 10 bahçe alanı kaplar ve bitki yetiştiriciliği yapılamaz. Yani direkt hasat edecek. Makarna mantarı lifi mahsulü tamamen büyüdüğünde sadece bir kez hasat edilebilir. Hasat sırasında büyük miktarda makarna mantarı elde edilir. Makarna mantarı lifi yetiştirirken ortalama olarak 60 makarna mantarı elde edilir. Belirli bir olasılığa bağlı olarak makarna mantarı elde edilebilir. Beyaz makarna mantarı. Neymiş bu? Makarna mantarı lifi mahsulü hasat ederken düşük bir olasılıkla beyaz olanı hasat edilir. Beyaz makarna mantarı daha pahalı bir fiyata satılır. Tespit iksiri kimya tarifinde makarna mantarı yerine kullanıldığında daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Aşağıda tarifi belirtmiş. Güzel 25-35 arası veriyor. Makarna mantarı eşyası simgesi değiştirildi. Makarna mantarı bilinmeyen tohum, makarna mantarı lifi, beyaz makarna mantarının merkez pazarı standart fiyatı da maksimum fiyatı da aşağıdaki gibidir. Makarna fiyatı 100 gümüşten 100K gümüşten 200K gümüşe, bilinmeyen tohum 4 milyondan 20 milyona, makarna mantarı lifi 4 milyondan 20 milyona, beyaz makarna mantarı 3,5 milyondan 15 milyona yükseltilmiş. Kimya malzemesi eşyaların merkez pazara kaydı. Güzel. Bazı kimya malzemesi olarak kullanılan sert turakonu, turakalbi, abis esansı, yanan ruh kalıntıları eşyaları merkez pazara kayıt edilebilecek şekilde değiştirildi. Bu malzemelerin kullanılarak iksir ve benzeri yapmak için önceden av sahasını ziyaret edip elde etmek gerekiyordu. Ve bunlar av sahalarını canavar yok edip kimya yapmayan maceracılar için anlamsız bir eşya oluyordu. Ancak artık merkez pazarı kullanarak her iki maceracıya da yardımcı olacak şekilde değiştirildi. Aşağıdaki eşyalar merkez pazara kaydedebilecek şekilde değiştirildi. Sert turakanı, turakalbi, abi esansı, yanan ruh kalıntıları. Abis esansı 5 milyon olmuş. Vay anasını. Sert turakanı 8 milyon, turakalbi 15 milyon, abis esansı 5 milyon, yanan ruh kalıntıları 15 milyon olmuş. Güzel. Sonsuzluk ruh bitkisi toplama işlemi sırasında elde edilebilen, çapa toplama işlemi sırasında elde edilen sonsuzluk bitkisini elde etme oranı öncekine kıyasla %30 artmış. Mercan kristal mavi balina yağı. Aşağıdaki deniz canavarları yok edildiğinde belirli bir olasılığa göre mercan kristal ve balina yağı elde edilebilecek şekilde ekleme yapıldı. Kandilyum, Hekura, 9 diş, okyanus avcısı, karapaz, deniz timsahı, Lakresian, şiddetli 9 diş, şiddetli karapaz, vadibin yırtıcı karapaz. Aşağıdaki deniz canavarları yok edildiğinde mercan kristal elde etme oranı aşağıdaki gibi arttırıldı. Candilyon 4,5 kat, 9 diş 5 kat, şiddetli 9 diş 1,2 kat, karapaz 3,5 kat, vadebinin yırtıcısı karapaz 1,5 kat, şiddetli karapaz 1,2 kat, deniz timsahı 1,2 kat, Lakresian 1,5 kat arttırılmış. Aşağıdaki grifonlar yok edildiğinde belirli bir olasılığa göre grifon pençesi elde edilebilecek şekilde ekleme yapıldı.
Küçük Grifon, Küçük Kral Grifon, Grifon, Kral Grifon. Ayıp Grifon, uyanmış boz ayıp Grifon, karanlık boyalı boz ayıp Grifon, yabani kral Grifon. Karaovası Sedir Ağacı Alanı. Elektrik'in kemeri yakınında köylüler Karaovası Sedir Ağacı Alanı oluşturmaya başladılar. Haritada görüyorsunuz, gördüğünüz gibi. Kimya sonuçları ve malzeme eşyaların merkez fiyatları. Bu şekilde artan malzeme eşyaların genel tedarik sayesinde ticaretin biraz daha sorunsuz gerçekleştirmesi için kimya üretim malzemelerinin fiyatı değişecek. Bu geçtiğimiz Temmuz ayında artan ilk etapta malzemelerin fiyat artışına bağlı olarak üretim eşyasının fiyatının da normalleşmesidir. Ve bu konular nedeniyle artan malzemeleriyle üretilen ürünlerin daha geniş bir fiyat seçim aracılığıyla sahip olması sağlamak için değiştirilen bir durumdur. Ayrıca talebin artması ve ön sipariş alınması durumunda eşyaların merkez pazardan tedarik edilmesini artırmak istiyoruz. Bu niyeti yeterince açıklamadan ve aceleyle sadece merkez pazar fiyatın artmasıyla ilgili içeriği açıklayarak birçok maceracıya endişe verdiğimiz için özür dileriz. İştir ve benzeri eşyaları doğrudan üretmek isteyenler veya merkez pazardan satın almak isteyen herkes için daha kolay bir şekilde keyif alabilecekleri sürekli olarak geliştirmeyi devam edeceğiz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Parti çılgınlık iksiri 423-29K'dan 900K'ya, sonsuz çılgınlık 1.4M'den 1.9M'e, parti yağma iksiri 398K'dan 800K'ya, güçlü yağma iksiri 600K'dan 1.7M'e, parti ölüm iksiri 408K'dan 800K'ya, parti vahşi ölüm iksiri 1.1M'den 1.7M'e, parti suikast iksiri 475K'dan 950K'ya. Bu iksirler parti iksiri, partiyi okuymayacağım sürekli sıkıcı olmasın diye. Ölümcül suikastçı 910K'dan 2M'e, tespit 1M'den 2M'e, 2.2M'e, keskin tespit 1.9'dan M'den 4.5M'e, ölüm meleği 497K'dan 1M'e, büyük ölüm meleği 800K'dan 2.1M'e, katliam 505'ten 1.1M'e, vahşi katliam 960K'dan 2.1M'e, gök 420'den 850K'ya, merhametsiz gök 1.1M'den 1.8M'e. Bu da son okuyacağım iksirler parti iksiri değil. Çılgınlık 980K'dan 780K'ya, sonsuz çılgınlık 1.3M'den 1.6M'e, yağma 372K'dan 740K'ya, güçlü yağma 530K'dan 1.5M'e, ölüm 307K'dan 610K'ya, vahşi ölüm 935K'dan 1.3M'e, suikastçı 460K'dan 920K'ya, şimdi şunları da yukarı kaldırayım.
Ölümcül suikastçı 825K'dan 1.9 M, tespit iksiri 950K'dan 1.9 M, keskin tespit 1.8 M'den 3.9 M, ölüm meleği 345K'dan 740K'ya, büyük ölüm meleği 715K'dan 1.5 M, katliam iksiri 356K'dan 710K'ya, vahşi katliam 870K'dan 1.5 M, gök iksiri 400, 481K'dan 960 M, mermeksiz gök iksiri 945K'dan 2 M, grifon iksiri 254K'dan 1.2 M, güçlü grifon 505K'dan 2.6 M. Buradan sonra okuyacağım iksirler parti iksiridir. Grifon 280K'dan 1.2 M. Güçlü Grifon 560K'dan 2.7 M. Buradan sonra okuyacağım iksirler parti iksiri değildir. Becerikli 565K'dan 1.1 M. Gelişmiş Becerikli 1.0 M'den 2.3 M. Yıkım iksiri 359K'dan 720K'ya, ölümcül yıkım 760K'dan 1.5 M. Buradan sonra okuyacağım iksirler parti iksiridir. 296K'dan yıkım iksiri parti yıkım iksiri 296K'dan 750K'ya, ölümcül yıkım 785K'dan 1.6 M. Becerikli 620K'dan 1.3 M. Gelişmiş becerikli 870K'dan 2.7 M. Buradan sonra okuyacağım iksirler parti iksiri değildir. Cesaret parfümü 14.5 M'den 30 M. Gazap özgüsleri 2.2 M'den 4 M, güçlü balina tendonu potu 30 M'den 40 M, rüzgar ruhu özü 200K'dan 400K, top mermisi 96K'dan 500K'ya, alevli top mermisi 72K'dan 300K'ya, güçlü ormanın ayak izi 20 M'den 30 M, özel gök mantarı 40 M'den 40K'dan 60K'ya, özel blok mantarı 41.5K'dan 60K'ya, özel kadim mantar 45K'dan 60K'ya, özel amanita mantarı 40.5K'dan 60K'ya, yozlaşmış ölümsüz yağı 28 M'den 40 M'e, metal çözücü 450K'dan 1 M'e, kereste sertleştirici 450K'dan 1 M'e, yükseltilmiş keten kumaş 135K'dan 1.5 M, deri cilası 450K'dan 1 M, mavi balina yağı 16.7 M'den 25 M, fırıtırı toz 204K'dan 300K'ya, grifon pencesi 1 M'den 2 M, kara kristal parçası 550K'dan 1.5K'ya, kara kristal 1 M'den 2 M, gökkuşağı kültür mantarı 16K'dan 100K'ya, makarna mantarı 100K'dan 200K'ya, büyü yağı 2.5 M'den 15 M'e yükseltilmiştir. Mardin'in ürpertici oyun parkında gerçekleşen kırmızı ışık yeşil ışık mini oyunu yatay denge mini oyununun zorluğu biraz düşürüldü. Etkinlik haftalık dikkatlice yaklaşalım görevinde bazı geliştirilmiş Okno 3 konumları değiştirildi. 8 Kasım çarşamba bakımı ile sohbet grubunda birikmiş öneri sayısı sıfırlanacaktır. Altın, gümüş, bronz, kara ruh simgelerine sahip maceracıların emeklerine karşılık minnetimizi bildirmek üzere bu maceracılara 90 günlük ünvan verilecektir.
Macracı salonu sohbet grupları için altın, gümüş ve bronz kararuk simgelerine sahip maceracılara 90 günlük ünvan verilecektir. Sohbet grubu öneri sayısı sıfırlamadan önce verilen sohbet grubu sıfırlama ödülü ünvanları sonraki bakımda topluca silinecektir. Şimdi şurada yazıyor. Ayhanesinde altın madalya çaylakların muhafızı. Şöyle okuyayım ben. Altın madalyayı alanlar Ayhanesinde çaylakların muhafızı. Okyanus Kılıç Balığı Hanı'nda. Ya böyle okumayacağım. Böyle kötü olacak. Ayhanesi Hanı'nda altın madalya çaylakların muhafızı. Acemilerin rehberi, bronz madalya, çömezlerin akıl hocası. Ya yani şöyle okuyayım ben size. Yüksek derecedekiler çaylakların muhafızı, orta acemilerin rehberi, düşükler de çömezlerin akıl hocası diye alacak. Okyanus kılıç balığı hanı, yüksek seviyedekiler sorumluluk sahibi kaptan, orta seviyeler güvenilir bir numaralı denizci, düşük seviyelerde gayretli 2 numaralı serdümen. Savaş arenasında efsanevi yumruk. Acemilerin yani ortada seçkin savaşçı, düşükte sokakların hakimi. Haystıra meydanında yüksekte soğukkanlı katliamcı, ortada hisli avcı, en düşükte zeki takipçi. Florin yöre toplasında yüksekte altın elin efendisi, ortada hünerli ellerin sahibi, düşükte dürüst yaşamın ehli. Garnier topluluğunda yüksekte şanlı müzisyen, ortada dahi besteci, en düşükte yollardaki şair. Heydel'deki en yüksekte beni tanımayan casustur, yüksek ortada meşhur öykücü, düşükte ise mahallenin habercisi. Maceracı salonu en yüksekte şanlı öncü, ortada harika örnek, en yüksekteki nazik rehber. Bunlara sahip oluyorsunuz. Şimdi gelelim bir sonrakine. Eşya olarak ne eklenmiş? Gizemli sislerle kaplı adada kargı yuvasının lideri Kargı Tüccarlar Birliği Patriko yeni bir hazineye ilgi duymaya başladı. Aşağıdaki eşyaları kargı yuvasına patikaya götürürseniz hazinenin gerçek sahibi görevini kabul edebilirsiniz. Luffy'nin geliştirmiş teleskopu, Kronk Dogal'ın yuvası. Kargı yuvasındaki Patrico ile ilgili görevler, oda önerilenler, okyanus çağı, sislerle kaplı gizemli ada görevini serisini devam ederken görüşebilir. Yani kargı adası görevini yapmanız lazım öncelikle. Onun videosu da rehberi de kanalımda mevcut. Eşyada gördüğünüz gibi eşya bu şekilde gözüküyor. Bu teleskobu alırsanız böyle bir ev eşyası ve uzakları gören sarı unvanı elde edebilirsiniz. Bu da 3 tane ata sahipseniz, yani 3 tane T10 ata sahipseniz, kırıklığın yuvasında gösterildiğini, yuvasına sahip oluyorsunuz. Yuvasını gösterildiğinde baş yapıt kırıklığının yuvası eşyası elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Doom, Dine, Ardunat. Bunu elde ederseniz gökyüzü atı öncüsü unvanını da elde edebilirsiniz sarı olarak. Bu daha önce gelmemiş miydi ya gökyüzü atı öncüsü? Aşağıdaki eşyalar aile envanterine konulabilecek şekilde iyileştirildi. Etkinlik Cadılar Bayramı Kiliki Kurabiye, Cadılar Bayramı Hayaletçi Kurabiye, Etkinlik Pürüzlü Kiliki Kurabiye, Etkinlik Pürüzlü Hayaletçi Kurabiye. Canavar asaların iyileştirilmesi diyor. Aşağıdaki canavarların daha yoğun bir şekilde çıkacak olarak düzenlenmiş. Basın merkezi, Çöl Nagası Tapınağı, Hilal Tapınağı, Roy Sülfür Madeni, Fleku Hapishanesi. Tütün Vadisi'ni arayan maceracıların artmasıyla Tütün Vadisi'ne girişine yakın çölde çöl foganı nöbetçileri nöbet tutmaya başladı. Çölde görünen çöl foganlarını takip ederse doğal bir şekilde Tütün Vadisi'ne girebilirsiniz.
Av sahası, iz eşyaları ve hurdaların ganimeti diyor. Bazı üst düzey av sahalarında geliri nispeten düşük olan av sahaların ganimetlerinde bir yükseltme ayarı yapıldı. Daha çeşitli av sahaları seçerek ziyaret etmeni sağlamak için sürekli olarak ayarlamalar yapıldı. Şu anda devam eden sınıf PV dengesi ayarı tamamladıktan sonra genel av sahasının gelir dengesi ayarı yapılacak. Av sahasının ihtiyaç duyulan ekipman seviyesi, tehlikesi ve yoruculuğu ve benzeri birçok macianın endişe ettiği konuları dikkate alarak ilerlemeye planlıyoruz. Gelecekte görüşlerinizi paylaşmanızı dileriz. Teşekkür ederiz bunun için diyor. Aşağıdaki canavarı yok edildiğinde hafıza izi elde edebileceksiniz. Şüphe parçası Gifin Rasa Pagan. Güven parçası Gifin Rasa Av Muhafızı. Öfke parçası Gifin Rasa Ezici. Yani Gifin yer altında hafıza izi elde edeceksiniz. Gifin yer üstünde de orman izi elde edebileceksiniz. Kül renginin spotunun çöp miktarı artmış. Volkraz ve Barnaz yok edildiğinde 2 ile 4 elde edebiliyormuşsun. 3 ile 5 elde edebileceksiniz. Olum golemin sol kolu yok edildiğinde yükselişici elde edilecek şekilde ekleme yapıldı. Golemin sol kolu yok edildiğinde 3 elde edilirken 3 ile 5 arası elde edilebilecek şekilde yapıldı. Aşağıdaki canavarlar yok edildiğinde umutluk izi yerine orman izi elde edecek şekilde değiştirildi. Troll yani şey kuyun tepesi. Bunlar yok edildiğinde hafıza izi şey umutluk izi yerine orman izi elde edebilirsiniz. Altar impi çöp miktarı 1 ile 2 arası atarken 1 ile 3 arası atacakmış. Altar impi, savaşçı, izci, küçük altar impi, imp eğitmeni, imp cengaviri, vahşi ruh altar imp eğitmeni, vahşi ruh altar imp cengaviri. Bunları yok edildiğinde 2 ile 4 arası yerine 2 ile 5 arası atacakmış çöp miktarını. Ölüler şehrinde Teamülün elçisi yok edildiğinde Ulu Tuka özü buff'ı daha istikrarlı bir şekilde elde edilecek şekilde değiştirilmiş. Dünya bu sümünü yok edici Ofin'in hibisi öncekine kıyasla %50 arttırıldı. Deacon'ın lambası çağrıldıktan sonra belirli bir süre geçerse çağrılan Deacon'ın lambası kaybolması sorunu düzeltildi. Kül rengi ormanı Tepegöz diyarı gibi bölgelerde bağlantı noktası savaşı devam ederken İlgi bölgelerde Diagon'un lambasının kullanılmaması sorunu düzeltildi. Bazı sunucularda etkinlik boss'u Isabella'nın ek olarak ortaya çıkmaması sorunu düzeltildi. Macera canavarı yok ederken hareket ve savaşın düzgün olmaması için sürekli olarak arka plan düzenlemeye devam ediyoruz. Öneri panosu ve sorular yoluyla belirtilen rahatsızlık durumuna bağlı olarak hızlı bir şekilde ilerlemeyebilir. Ancak sürekli olarak ilgi göstermekte ve düzenlemeler yapılmaktadır. Tamamdır. Şu Gifin Raysa'nın yer altında, Tayşe Harabelerinde, Manşum Ormanı'nda, Bari Ormanı'nda, Beyanbeyi Vadisi'nde, Rutum Karakolu'nda bazı yerler düzenleme yapılmış. Aspergen Kalesi Hapishanesi'nde bulunan engazlar temizlendi. Yakında Villa bulunan bir konumda yakın NPC bul tamir et fonksiyonu ile yönlendirme alındığında villa davetlisi olmayan dan giriş yapılamayan villa içerisinde villa sorumlusuna yönlendirilmeyecek şekilde düzeltildi. Yukarıdaki durumda tamir fonksiyonuna sahip NPC aradığınızda yakında bir köyde bulunan tamir fonksiyonuna sahip NPC'yi yönlendireceksiniz. Buna bağlı olarak villanın içindeki villa sorumlusu artık ekipman tamir etmeyecek şekilde değiştirildi. Arayüz artık pet grupların adını düzenleyebilme özelliği eklendi. Pet listesi penceresinde bulunan
Grup adı düzenleme butonu aracılığıyla her bir grubun adını ayarlayabilir. Ayarlanan adlar her bir grubun butonuna gösterilecektir. Hızlı koşu işaretini kaydet. Artık bineğe hızlı koşu otomatik kullanan işaretledikten sonra binekten inseniz de o durumu koruyacak şekilde düzenlendi. Ancak gezgin haritası kullanımı, kaçış ve sunucu değiştirme gibi fonksiyonlarda yükleme ekranında sıfırlanırmış. Kristal ön ayarı genişletme kuponu. Birçok macacı kolaylık sağlayan kristal ön ayarı özelliği, karar aracıyla ön ayarı değişikliği yapıldığı için görüş mesafenizi rahatsız edebiliyor. Veya yeni maceracılar için bulunması kolay olmuyordu. Artık envanterde kristal simgesi aracıyla kara ruh çağırmadan ön ayar uygulayabilirsiniz. Artık kara ruhu çağırmadan da kristal ön ayarını değiştirebilir. Ve kristal takma menüsü kaldırılmış. Kara ruh da çağrıldığında kristal takma menüsü kaldırılmış. Gayet güzel. Kristal takma arayüzü tasarımı değiştirildi. Kristal ön ayarı butonları ekranında sol tarafta gösterecek şekilde değiştirildi. Gayet güzel olmuş ve gayet şık olmuş. Takılan kristallerin potansiyelleri ekranın sağ tarafında gösterecek şekilde eklendi. Bu bayağı iyi. Hoşuma gitti bu detay. Kaydet butonuna bastığınızda özet penceresi aracıyla ön ayar değişikliklerini kontrol edebilirsiniz. Gayet hoşuma gitti. Takas penceresinde ani takasın meydana geldiği durumlarda görsel efekt görünecek şekilde değiştirildi, düzeltildi. Geminin demir at hareket gemiden in gibi butonların düzgün bir şekilde hareket etmesi, sürüklenme için buton konumları ayarlandı. Tamam, bazı şeyler düzenlenmiş, güzel. Birlik teslimatı listesi bölgeye göre sıralanacak şekilde düzeltildi. Şu periyi serbest bırakırken çıkan uyarı metnine vurgulama renkleri ve doğal bir şekilde satır atlama eklenerek düzeltildi. Güzelmiş. Burada bazı şeyler düzenleme yapmışlar. Açıklamalarda düzeltilmişler. Tamam, düzeltilmiş. Biz şimdi etkinliklere geçelim. Etkinliklerle ilgili detaylara bakalım. Şimdi şuradan öncelikle Access şampiyonası ve Hot Time. Ona bakalım. Şöyle gelelim. Asya şampiyonası Hot Time ve Spacey Login River diyor. Dur. Bir dakika. Burada Türkçe yapalım. Asya şampiyonasının sıcak heyecanı, Hot Time ve özel giriş ödülleri. 29 Ekim 2023 tarihinde Asya şampiyonası sona erdi. Sıcacık desteklerini gönderen tüm maceracılara teşekkür ederiz. Hot Time ve özel giriş ödülü etkinlikleri sıcak heyecanınızı soğumadan maceraya atılalım mı? 1 Kasım çarşamba bakımı sonrası ile 8 Kasım 2023 çarşamba bakımının öncesine kadar. 1 ile 7, yani 7 gün, 1 hafta sürecek. %500 level XP, %200 beceri XP, %50 eşya düşürme oranı. Ve bu sayede 2 Kasım ile 22 Kasım arası giriş ödüllerinde alabileceğiniz ödüller var. Birinci gün 7 değerli paket 7 gün. İkinci gün Kamasilva kutsaması 7 gün. Üçüncü gün Eski Ay Gizli Kitabı 7 gün. Dördüncü gün değerli paket 7 gün. Beşinci gün Kamasilva kutsaması 7 gün. Altıncı gün Eski Ay Gizli Kitabı 7 gün. Yedinci gün 1000 kron. Bayağı güzel. Etkinlik giriş ödülü giriş yapıldığı anda uygulanır. Giriş ödülü olarak alınan eşyalar ne için kullanılıyor? Ya burada yazmışlar neler verdiğini. Şimdi gelelim diğerine. Bu etkinliğe baktık. Şimdi diğer etkinliğimize bakalım.
Evet. Uzman yaşam tutkunun rotası. Yaşam %50 hot time ile birlikte toplama sırasında elde edilen etkinlik parlak çapa nişanı bulmaya gidelim mi? %50 de eşya düşürme perşemeni var. Şey, %50 yaşam XP buff'u varmış şu an. Toplama yaparken ortaya çıkan etkinlik parlak çapa nişanı. Odunculuk, sıvı toplama, kasaplık, tabaklama gibi çeşitli toplama faaliyetleriyle etkinlik eşyası elde edebilirsiniz. Ancak su toplama, kürekle kazma ve süt sağma etkinliklerini de elde edilemez. Parlak çaba nişanı böyle bir şeymiş. Bazı satıcı zarar getirseniz, parlak çapa nişanı 30 tane verirseniz Manos takı veriyor. Fırat taşı 300 veriyor. 20 tanesine. Ve Growing Glowing'in destek sertifikası ve daimi takas yapılan şey katkı puanı XP 300 toplama XP 110. Bir şey diyeceğim. Şu etkinlik sırasında Manos takıları toplayıp ben bir tane tiri basılır mı yani? Bence mantıklı yani. Tiri seti tamamlamak istiyorum ve gayet güzel olabilir. Bu gayet güzel bir fikir. Ve sadece giriş yaparak Y meydan üzerinden Stelia'nın alet kutusunu elde edebilirsiniz. Alet kutusunda neler olduğunu burada gözüküyor. Gördüğünüz gibi Stelia'nın sıvı toplayıcısı, Stelia'nın ağaç kesme baltası, Stelia'nın çapası, kasap bıçağı. Daha sık ve daha fazla karşısına çıkan toplama mini oyunu. Artık mini oyunu daha fazla çıkacak. 10 kat daha fazla malzeme eşyası elde edebilen ve İki katı artar yani karşılaşma olası etkinlik boyunca iki katı artacak. 1 Kasım ile 15 Kasım arası bu mini oyunla ilgili etkinlik yapacak. Diğer mini oyunlara da göz atabilirsiniz diyor. Bu şekilde diğer mini oyunları da var. Gördüğünüz gibi. Odunculuk da bunlar. Sıvı toplayıcı da bunlar. Gayet güzel bir etkinlik. Ya bu sayede Kinyaya el atasım geliyor bak ya. Bu etkinliklere katılacağım ben ya. Bakalım hangisine katılabilir? Birçok güzel etkinlik var. Yaşam mı yapsam, farm mı yapsam, life mi yapsam karar veremedim. Sanırım life yapacağım galiba. Yanlış çekmeyi kapadım. Şimdi son eventimiz var. Ona bakalım. Evet. Fırlama şeyi ortaya çıktı. Fırlama şeyi ortaya çıktı. Bileklisi dünyasında ortaya çıkan fırlama şeyi bulmaya gidelim mi? 1 Kasım 15 Kasım arasıymış. Toplama sırasında karşılayabileceğiniz fırlama şeyi şu şekilde gözüküyor. Toplama şeyi uzun bir aradan sonra toplama yapan macacılarla birlikte buluşarak küçük hediyeler hazırladığını söylüyor. Toplama yaparken birinin gürültüsü elde edildiğinde bir yerlerde duyulan hışır bir sesle birlikte toplama şeyi ortaya çıkar. Şey ortaya çıkan 10 dakika sonra doğal bir şekilde kaybolur. Birinin gürültüsü mini oyunu sırasında elde edilemez. Toplama etkinliğinde içeren özel yaşam kitabı, Çayının etkinliği bir yerlerden ortaya çıkan görevini alındıktan sonra sohbet ederek Çayının edindiği toplama tekniklerini içeren özel yaşam kitabını alabilirsiniz. Özel yaşam antik kitabını slot'a kaydettikten sonra toplama yapmaya gidelim mi? Özel yaşam kitabı her aile için bir kez elde edilebilir. Bu görev Rüper'in seyahat günlüğü görevi tamamlama sayısına dahildir. Özel yaşam kitabı 29 Kasım Çarşamba bakımında siliniyor. Şu an etkinliğimizde kullanabiliyoruz. Gayet güzel bir etkinlik. Çayının desteği çimen kokusuyla dolu paket elde edin. NPC Çayı ile konuşarak 3 enerji harcandığında anında uygulanan Çayının desteği ve kimya malzemesi olarak kullanılan iz ve meyve elde edebilen etkinlik çimen kokusu dolu paket elde edebilirsiniz. Güzelmiş.
Etkinlik çimen kokusu. Oo, güzel güzel. Bu eşyadan bunlar çıkıyor. Live yapabiliriz ya. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, ben bu etkinliklerden keyif aldım. Gayet güzel bir etkinlikti. Siz de keyif aldıysanız ve siz de bu etkinlikten gerçekten güzel şeyler öğrendiyseniz ve gerçekten siz de severek bu kanalı takip ediyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Benden bu kadardı. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.